Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları gerçekten bayağı gündem oldu. Şimdi Ya bir transfer oyuncunun konusunu kendini böyle toparlamıştık. ifade etmek zorunda kalması ne kadar kötü bir şey ya. Yani Kerem gibi mesela Galatasaray'da bu şekilde yani kaçırsa da yani skora büyük katkı sağlayan kaç oyuncusu var mesela baktığında Bugün de önde? mesela Hayır, çok ya çalıştı. ifadesinde ne sıkıntı var Ha ki? şöyle yani kendini ifade etmek durumunda Ama bir kalıyor. sıkıntı olmadı ya. Hayır. Güzel yani sonuçta medeni bir Ben şekilde kötü kendini demedim ifade etti. Serkan. Ha. Hayır Anladın mı? hayır ben de anladım. Bunları Ama söylemek zorunda bunları kalması söylemek zorunda kalması ne ne kadar kötü? kaybetti? Şöyle yani hani Demek ki taraflarla mental olarak kuvvetli değilmiş. Ay yok çok kuvvetliyim dedi. bence. Dedi Kuvvetliyim de dedi. değilmiş demek ki. Aslında Yani bunları oyuncu söylüyorsan. en güçlü yönü de söyledi orada. O çok hoşuma gitti mesela. Ya ben diyor böyle mental olarak çok kuvvetli olmamın avantajını da kullanıyorum. Bu ne demek? Yani seyirci baskısından, seyirci tepkisinden etkilenmiyorum. Ben sahada işimi yapmaya çalışıyorum diyor. Ve işini de bence yapıyor. Eksik bıraktığı yönler tabii ki vardır oyuncunun. Yoktur diyemeyiz ama Kerem için yani Galatasaray büyük fayda sağlıyor bu Ben bir oyuncudan. şey Bence söylemek de istiyorum. o anlamda hak veriyorum Kerem'e Gerçekten yani. samimi hislerimle söylüyorum bunu. Daha önce de biraz girizgah yapmıştım ama hani artık son noktayı koymak istiyorum bu konuda. Kerem Aktürkoğlu beni bile Kerem Aktürkoğlu'cu yaptı. Yani ki ben hani gerçekten onu ilk başta hiç beğenmezdim. Sonrasında çok eleştirirdim. Sonrasında tam transfer yapması beklenen 13'üncülükle biten sezonun ardından tam transfer yapması beklenirken hatta bir veda mesajı falan atmıştı Instagram'ından hatırlar mısınız? Her şey çok güzeldi görüşürüz 13. biten sezonda. Hani sanki böyle transfer oluyormuş gibi. Sonra hatırlayın izleyen scoutların raporunda karar aşamasında ikilemleri olduğu ve hani bu yüzden henüz büyük ligler ve büyük takımlara uygun olmadığı şeklinde raporlardan bahsedilmişti. Şimdi ben geldiğimiz noktayı söyleyeyim size. Trabzon maçında 2 gol attı, değil mi? Bugün 2 gol attı ve çok kritik goller bunlar. Yani maç 2-0'dı tabelada. Hani o anda birisi mutfağa gidip kendine bir su koysa evde, geri döndüğünde 1-1'i görse mesela 1,5 dakika sonra ne hissetti acaba? Merak ediyorum ki böyle bir şey de kesin yaşanmıştır. Hani dünyanın dört bir yanından artık izleniyor Türklerin Tabii. olduğu her yerde bu maçlar. Kesin yaşanmıştır bugün bu gezegende bu. Kerem bence kötü oynuyordu Trabzon maçında. Ama Okan Hoca Çünkü elindeki... Hüseyin sağ bekti ve Hüseyin Kerem'in bütün aksiyonlarını hemen hemen Şey, kesin de ben şunu stopere tam anlamak çekilinceye istiyorum. kadar kesti. Ulaş, bir yerde sonra söylediklerimizin bir bölümünü alıp sanki başka bir şey kastetmişiz gibi kullanılıyor Hayır ya. O şöyle. yüzden hayır, sözümün kesilmeden bitmesini rica ediyorum. Tabii ki efendim. Kerem Niye Aktürkoğlu... sözünü kesiyorsun Serkan'la? Hayır, kesebilirsin istediğin zaman ama şu an kritik bir an. Kerem Bakalım. Aktürkoğlu, çünkü ben hani kendimi eleştireceğim. Öyle mi? Bu kez Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmeyeceğim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzon maçı ve İstanbulspor maçında, bak çok acayip ve saçma bir laf edeceğim. Attığı 4 golü çıkartırsan gerçekten kötü oynadı bence. Ama abi Kerem Aktürkoğlu işte öyle bir hırs, öyle bir iddiayla sahada ki. Ya kötü oynadığında dahi skora katkı sağlayan Bravo. bir Ve insandan bugün bahsediyoruz. aslında bence konuşmasının, Bundan daha değerli bir şey bugün olamaz. aslında çok özür dilerim. Bugün aslında bugünkü konuşmasının benim açımdan en çok ilgi çeken yeri kendisine şöyle dedi. Bakın şöyle ifade etti. Ben en çok bitiriciliğimi beğeniyorum. Ve onu da geliştirmeye devam ediyorum. Ama insanlar benim gol atamadığım ama iyi oynadığım maçlarda eleştiriyorlar. Evet. Ama gol attığımda da övüyorlar. Bak tam aynı kafadayız şu anda. Kerem'le aynı frekansta buluştuk. Yani aslında Trabzon maçında 2 gol atan Kerem bence o gollere kadar ki ne goller attı ya. Hatırlayın yani bir golleri Evet. gözünüze getirin. Bugün attığı golün bir tanesi barajı tartışıyorlar bir şeyler anlamadım ama çocuk hani hakikaten vuruş tekniği her geçen gün gelişen bir çocuk. Ki 2 sezon önce Kerem Aktürkoğlu Erzincanspor'da oynuyor. Galatasaray'ın vazgeçilmezidir. Nokta. Ben bu noktaya geldim ve beni bu noktaya Kerem Aktürkoğlu tabiri caizse döve döve getirdi. Ama diyorsunuz ki İstanbul ve Trabzon Abi inanılır maçlarında gibi değil. toplam 4 gol atmasına rağmen kötüydü. Maçın kötülerinden biriydi. Ya Allah için şimdi Levent Hayır abinin şimdi bak görüşlerine kötüden ne kötü anladın? derken yani verimsizdi. Serkan sözümü kesme lütfen. Tabii. O öyle mi olduk Gürcan abi falan. Bak bu maalesef sorumluluk alan futbolcuların kaderidir. Değil mi? Yani öteki saklanır, topa göstermez kendini. İleri oynamak varken yana oynar. Tamam mı? Hiç göze batmaz.
Ama Kerem gibi oyuncular ya da Barış gibi oyuncular sorumluluk alırlar. Zorlarlar. Bire bire giderler. Şut çek şeyler. Olmaz. Gene avut attı olur. Ya bir kere de öteki atsın görelim. Orası yani iş yapan hata yapar. Bu kadar basit. Bizi çıkarma programı. Hayır, işin savunma tarafına yani da yardımcı yani, olan bir oyuncu yani, abi. Yani bu, sadece Kerem, çıkar, bizi çıkarma programı. Kimse tartışmaz bizi. Kerem ve Barış'ın sorunu ne biliyor musun? Ben, çok şey yapayım derken bazen az şey yapmak zorunda kalmaları. Aslında basit düşünseler çok daha rahat önce. Doğru, ya, doğru ama geliştirecek ikincisi, kendini. İkincisi, hayır, ikincisi şu. Bu konudaki Galatasaray'da bir dönem imzasını olan Prekazi'nin bir açıklaması oldu. Bunda iki tane yeteneği var ama topa vurmaları, pas atmaları, orta yapmaları konusunda özel çalışmaları lazım dedi. Kerem'in frikik çalışmalarının olduğunu biliyorum. Ama bazen çalım atarken de mesela rakip geçmeleri lazım. Kerem'in yani mesela... Dikine gidiyorlar. Birebirlerde eksikliği mesela, var. Eksiltemiyor mesela. Eksilttiğin anda geçerse Barış ortalıyor. Ama abi şöyle. Olmuyor. Çok mücadele ediyor. Çok çalışıyor. Barış'ı inkar etmiyor. Şampiyonluk sezonunda mesela Kerem'le Icardi'nin uyumu muazzamdı. Tabii canım. Değil mi? Burada vardı yani. Bir de... İstatistiklere baktığımızda hani hem gol katkısı hem asist tabii katkısıyla Kerem ve Icardi hakikaten. Bence Icardi'nin Kerem'i de geliştirmede çok büyük katkısı oldu oyuncuya. Şampiyonluk sezonunda. Ya bu sezon Kerem'in özellikle bu yeni transferlerle beraber ki Zaha bunda çok büyük bir faktördü. Yani bazen sol tarafta sol açıkta oynatılması, çizgiye basan bir oyuncu görevi verilmesi... Bence Kerem'in performansına da olumsuz etki yapmış olabilir. Çünkü oyuncu her zaman 9 gol 12 asist. 9 abi ya. Geçen sene 9 gol 12 asist. 6 asisti Icardi'ye yapmış. Icardi 22 gol 7 asist yapmış. 22 gol atıp 7 asist yapmış Icardi. 7 asist. 3'ünü de Kerem'e yapmış. 3'ünü de Kerem'e. Bu ikisinin bir birlikteliği var. Rakamlar şu an ekranda zaten. Yani geçen sezon. Şimdi abi şu istatistikleri sağlayan bir oyuncuyu. Ben Zeki Çelik olayını sordum. Fazıl menajeri. Evet. Dedi ki ben Galatasaray'la görüşmedim. Şu anda bir Premier Lig'den bir takımla görüşüyoruz. Bonservis bedeli 8 milyon euro dedi. 8 kimin? Milyon euro Zeki Çelik. Zeki Çelik şimdi menajeri söyledi bana. Hmm. Bu da önemli. Peki şimdi şu çok tartışmalı pozisyonlar şimdi var. Şimdi şunu da ona bir geçmem lazım. Levent abi araya girince bitiremedim sözünü. Özür dilerim. Kerem olması Galatasaray kaleye zor gider. Ben de inandım artık buna. Yani Kayseri maçını, cezalı olduğu maçı gözünüzün önüne getirin. Evet. Kaçta penaltı? 86'da mı? 85'te attım. Yani penaltı. Yani çok Galatasaray'ın bugünkü düzeninde, hücum düzeninde çok çok önemli bir oyuncu. Mertens'le beraber. Kerem Aktürkoğlu. Ama bu Okan Hoca için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Esasında o tartışılır. Çünkü mesela... Fenerbahçe'nin oyununda setlerden bahsediyoruz. İşte Tadiç'e geliyor. Top birisi ortadan içeri giriyor. Öteki arkadan indiriyor. Ya da İrfan Can'a geliyor. Ya da Fred'e geliyor. Bir setler var. Ama Galatasaray'ın oyununda Kerem'in spontane o an ne yapacağına bakıyorsun, bekliyorsun. Ve ona göre takım aksiyon veriyor. Ve fakat işin öbür tarafına baktığımızda mesela birebir de geçemeyeceği oyuncu yok. Kerem Aktürkoğlu. Dikine. Tabii. Dikine. Ama rakipler de keşfetti. Karşısını aldığı zaman değil. Dikine. Rakipler de keşfetti. Sağını kapatıyorlar. Bir anda bir duvara tosluyor. Orada bir kaos başlıyor, engame başlıyor. Aldığı en büyük eleştiri de oradan geliyor. Levent Tüzemen doğru söylüyor. Niye o kadar zorluyorsun? Basit oynuyor. Yani Şenol Hoca anlatmıştı. Futbolcuları konuşuyor. Güneş. Messi getiriyor. Bakın bir pas veriyor ya. Yetenekli misin ondan diyor. Adam pas veriyor. Ben alıyor topu ayağına pas veriyor. Yani yetenekli misin ondan? Yani yapsa o yapar, alır gider. Ne zaman nerede yapacağın önemli. Evet. O çalımı eksiltmeyi. Herkesin maçla ilgili görüşünü aldık. Peki pozisyonlar? Ben bir şey sana söyleyeyim mi? Yine de söylüyorum. Soru tekrar geliyor, bana altına geldi. Ekstra bak 3 takım diyordum. Maçı süratle devreye girmiş son anda. Manchester United devrede o bilgiyi bir kere daha tavsiyeleyelim. Bana bir şey sormayacak mısın? Maçla ilgili sormadım değil mi? Evet. Soracağım. Sorma. Peki. Kim şampiyon olacak? Böyle kafa kafaya gidiyor. En çok merak edilen şey bu. Yani öyle bir şampiyonluk yarışı var ki nasıl belirlenecek şampiyon? Şimdi
futbolcular mı, teknik adamlar mı, hakemler mi? Bende 3 tane soru var. Hakemler kim isterse o şampiyon olur bu sezon. Hakemler sezon kimi da isterse o şampiyon o takım olur. Şampiyon olur. Geçen sezon da oldu. Abi dün mü, evvelsi gün mü Levent abi de bilir. Bize sorular soruluyor. İşte sürpriz bekliyor musunuz? Müsaade etmiyorlar ki sürpriz olmasına. Bir sürpriz olmasına izin vermiyorlar yani. Etmiyor. Ben söyleyeyim, Başakşehir maçı kafa kafaya gitti. Fenerbahçe çok üstündü. Tek başına yani, toz yapar gibiydi. Başakşehir alınmasınlar ama işin gerçeği var da maç 94'teki o penaltıya kalmamalıydı. Tabii. Şimdi o mesela riskli. Bugün Galatasaray şu pozisyonda golü yiyorsun. Pozisyon penaltı olması 2-0 oluyor maç. Ve pozisyon penaltı değil yani. Hangisi değil? Elle oynuyor herif ya. Tamam. Agnelio da itiyor onu. Agnelio mu? Torreira. Torreira. Torreira da. Madem konuyu açtınız hemen o görüntü gelsin o zaman. Bir dakika. Gelsin dediğim bizim önümüze gelsin. Bir başlayalım onu tartışmaya. Galatasaray golü yedi ama öncesinde bir korner. Kornerde bir elle oynama tespit etti hakem. VAR'a gitti ama... VAR tespit etti. VAR tespit etti. Çağırdı. Hakem penaltıyı verdi. Ama